Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üniversite ve özel okullarının temsilcileriyle eğitimciler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Horizon Eğitim Danışmanlarının ikinci kez düzenlediği uluslararası toplantıda Türkiye nasıl eğitim üssü olur sorusuna yanıt aradı. Horizon Eğitim Grubu'nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlediği ve Kabataş Erkek Lisesi Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda eğitim üssü olmak için Türkiye'nin yapması gerekenleri yerli ve yabancı uzmanlar değerlendirerek yol haritası olabilecek önerilerde bulundu. Bugüne kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attık ve son olarak Uluslararası Lise Denkliği projesiyle de Atatürk Fen Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerine dünya üniversitelerinin kapılarını açmak ve burs olanaklarından yararlandırmak için Cambridge Üniversitesi Uluslararası A-Level eğitimlerini başlattık. Bu nedenle bugün dereceye girmiş ve burs hakkı kazanmış öğrencilerimizi dünya üniversiteleriyle bir araya getirdik. Aralarında Amerikan Konsolosluğu Kültür ve Basın Konsolosu Craig Dicker, DEİK Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İTÜ Rektörü Profesör Dr. Mehmet Karaca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Dr. Gürsel Dönmez ve Almanya Jacobs Üniversitesi Direktörü Dr. Heiko Wolkenhorst'un de bulunduğu konuşmacılar, eğitimin kalitesinin yanı sıra finansman, emlak, sigorta ve insan kaynağının eğitim üssüne giden yoldaki vazgeçilmez unsurları olduğuna işaret etti. Benim şeyim üstten anladığım şu, nitelikli insanı nasıl çekersiniz? Yani benim derdim o. Çünkü biz tekmesli olarak nitelikli insanlara bakmak zorundayız. Çünkü geçmişimiz 241 yıllık bir okul ve ülkenin de modernleşmesinde Osmanlı'dan beri başlayan süreçte de hem siyasal olarak hem de mühendislik olarak epey ekmeği olmuş bir üniversite. Çokça da ben okuduğum zaman da Orta Doğu'dan çok öğrenci vardı bizim sınıflarda. Şimdi nispeten biraz daha az uzman dönemlere göre. Nitelikli insan çekebilmek bütün derdimiz. Üniversitelerimiz yüksek lise olmaktan bir an önce çıkmak zorunda. Eğer pergelle çizdiğimiz coğrafyanın merkezi burası olacaksa bu insanlara sunacağımız içeceğin, çayın, bilimin kaliteli olması gerekiyor. Bir gün eğer Azerbaycan'dan, bir gün eğer Endonezya'dan, bir gün eğer İspanya'dan bir öğrenci gelir, master, doktora veya her neyse, derse ki Türkiye'den, yani halen hayatta olan bir bilim adamının adını vererek, onun derslerini ben Türkçe dinlemek istiyorum, önemli şeyler söylüyormuş derse, o gün umarım hayatta olurum ve mutlu olurum. Yurt dışından getirmiş olduğumuz bizlerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, eğer iç memnuniyeti onlarla sağlarsak onlar beraberlerinde başka öğrencilerin getirilmesini sağlarız. Dolayısıyla şu soruyu sormak lazım. Benim kendim veyahut da çocuğum bir başka ülkede eğitim öğretim görüyor ise veyahut da eğitim öğretim maksadıyla onu gönderdiğimiz zaman biz oradan ne bekleriz? Orada nelerin olmasını isteriz? Aynı şartları biz burada oluşturmamız lazım uluslararası öğrencilerimiz için ki hem iç memnuniyeti sağlayalım hem o öğrenciler kanalıyla da diğer öğrencilerimizin gelmesini sağlamak lazım. Bazı üniversitede, İstanbul'da ve başka yerde, Türkiye'de o ilan ediyorlar İngilizce dersler, İngilizce programlardan ama gerçekten sınıflardan hangi dilinde ders diyorlar? Türkçe'de. Ve bu bir engel. Benim tavsiyem çok sabit, çok basit. Bu yabancı öğrenciler buraya geldikten sonra daha çok destek lazım. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız başta olmak üzere vakıf ve devlet üniversiteleri rektörü, kolej ve eğitim kurumları sahipleri, akademisyenler, uluslararası ofis uzmanları, rehber öğretmenler ve öğrencilerin izlediği panelin ardından İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, uluslararası öğrenci kazanmanın aynı zamanda bir tecrübe işi olduğunu belirtti. Uluslararası tecrübeyi ve burada İstanbul'da kendileri burada uluslararası
yabancı kavramı hakikaten biraz yabancı ifade ediyor. Dolayısıyla uluslararası öğrenci dolaşımında İstanbul bu tartışmadan sonra herkes içtenlikle çok rahat bir şekilde evet bir İstanbul merkezli Türkiye bir eğitim üssü olabilirin yanıtını içini doldurdular. 1000 kişiyi aşan ziyaretçiye ev sahipliği yapan etkinlikte paneli 300'e yakın kişi takip etti. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojilerinin öğretmenlere özel platformu Vitamin Öğretmen Portalı aracılığıyla canlı olarak tüm Türkiye'den izlenen etkinlik, eğitim üssü hashtag'i ile sosyal medyada da binlerce yorum aldı. Panel dışında etkinliğe katılan dünya çapında prestijli 30 üniversite hem stand açtı hem de oturumlarla sınıflarda öğrencileri kabul ederek sunumlarını yaptı. Etkinlik aynı gün bir gurur tablosuna daha ev sahipliği yaptı. Horizon Eğitim Grubu ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mayıs 2013'te başlayan ve başarılı devlet okulu öğrencilerine de dünya üniversitelerinin kapılarını aralayan ve Cambridge University Uluslararası Lise programlarının sunulduğu Uluslararası Lise Denkliği Projesi lanse edildi. Atatürk Fen Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere Cambridge University Uluslararası Lise programlarının sunulduğu Uluslararası Lise Denkliği Projesi kapsamında yıl boyunca Cambridge A-Level eğitimi almaya hak kazandığı açıklandı. Eğitimler sonunda başarı gösteren ve devam etmek isteyen öğrenciler yurt dışında burslu öğrenim görme imkanı elde edecek. Burs kazanan bu öğrenciler İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız tarafından ilan edildi ve belgeleri verildi.